Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle yaygın olarak kullanılan matematiksel fonksiyonlardan bahsedeceğim. Şimdi projeleriniz içerisinde bunları aktif olarak kullanmanız gerekecek bazı yerlerde. İşte örnek veriyorum, bir sinüzoidal hesaplaması yaptığımızda sinüksli ifadelerimizi veya bir logaritmik yapı kullandığımızda loglu ifadeleri, elenli ifadeleri veya eksponansiyelli bir denklem varsa elimizde bunları hesaplamak için arkadaşlar biz bu fonksiyonları kullanıyoruz. Mesela e üzeri x ifadesini hesaplamak istediğimiz takdirde şu şekilde arkadaşlar, eksponansiyel fonksiyonumuzda mesela e üzeri 3'ü hesaplamak istedik biz diyelim. 20.0855 değeri mesela burada geldi arkadaşlar. Bu eksponansiyel hesaplamalarımızda mesela biz kök hesaplaması yapmak isteyebiliriz. Kök hesaplamasında x üzeri 1 bölü 2 diyebilirdik. Böyle bir kombinasyonumuz olabilirdi. Tabii bunun için bu şekilde yapmamıza gerek yok artık. Bunu biz sqrt fonksiyonunun içerisinde mesela 9'un değerini almak istiyorum ben diyelim. Gördüğünüz üzere 3 değeri karşıma geldi sevgili dostlar. Şimdi ln x ifadesi mesela arkadaşlar burada biz bir değerin ln logaritmasında e'li tabanda biz bu işlemi yaptırmak istediğimizde çalışmamız şu şekilde oluyor. Ben burada log fonksiyonunu kullanıyorum. Log fonksiyonu unutmayın arkadaşlar, e üzeri olan oluyor. Yani ln fonksiyonu, ln x fonksiyonu. Burada log fonksiyonuna denk geliyor arkadaşlar. Log, normalde biz bunu log olarak yazdığımızda direkt olarak şunu algılıyorduk. Log 10 tabanında logaritma alma anlamına geliyordu bizim matematikteki denklemlerde. Burada ln x anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela biz burada ln e üzeri 3 dediğimizde çalıştırdığımızda otomatik olarak gördüğünüz gibi cevabımız kategori zıt dedi. Hatta bununla ln 3 diyelim mesela. 1.0986 dedi. Hatta şunu alalım, buraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi 3 değerini verdi arkadaşlar. E üzeri 3 20.0855'ti arkadaşlar. Ben burada e üzeri 3'ü ln e tabanında e üzeri 3'ü yapmış oldum. Bu da bana 3 değerini zaten verecekti matematiksel hesaplamamda. Şimdi tabii ki dediğim gibi ben log tabanında 10 tabanında işlem yaptırabilirim örneğin. 10 tabanında işlem yaptırdığımda da burada log 10 demem lazım arkadaşlar ki bana 10 üzeri 2'den 2 değerini getirsin. Tabii bu fonksiyonların yanı sıra trigonometrik fonksiyonları da biz aktif olarak kullanıyoruz. Mesela sin yine burada sin olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Sin 0 diyelim örneğin burada. Yine cos burada cos olarak karşımıza geliyor. Tanjantımız yine tan olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Devam edelim mesela. Kotanjant kot olarak geliyor ama genelde tanjant kullanılıp işlemler öyle tersinden hesaplatılıyor arkadaşlar. Biz örneğin arc cos'u yani cos üzeri eksi 1'i hesaplamak isteyebiliriz. Bunu yapmak için de şu şekilde a cos demem lazım arkadaşlar. A cos işte bir mesela 3 değerini diyelim. Yine aynı şekilde sinüsüde de aynı işlem var arkadaşlar. A arc sin burada yine 3 değerini bastırabilirim. Yine tanjantta da arctan olarak işlemler yaptırıyorum sevgili dostlarım. Bu şekilde söyleyebilirim. Matematiksel olarak temelde kullandığımız fonksiyonlar bunlar. CLC ve ClearAll arkadaşlar, Workspace ve Command Window kısmındaki temizlemeleri yapan kodlar. Ben her seferinde buralar temiz olsun diye bu şekilde bir işlem yaptırıyorum. Naçizane tavsiye ederim. En başta bu şekilde bir şey yazıyor ve geri kalanında hep bunlar temizlenerek geliyor. Ve bunları çalıştırdığım takdirde de alt alta burada işlemleri yaptıracak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve tabii ki benim burada hesapladığı işlemleri, sonuçları Answer kısmında tek tek yazacak arkadaşlar.
gördüğünüz üzere. Fakat ben bunları şu şekilde bir mesela A değişkenine atayım bunu. İşte şuraya kopyalayalım hatta. B değişkeni olsun bu. C değişkeni, D değişkeni. Ve şu şekilde B, C, D, E, F, G, H, işte I ve J diyelim arkadaşlar. Noktalı virgüllerimizi ekleyelim. Eklediğim zaman aşağıda çıkmayacak. Sadece değişken olarak çıkacak arkadaşlar. Eklemezsem direkt sonuç olarak çıkar. Bakın burası boş çıktı. Mesela ben bunu eklemediğim takdirde direkt aşağıya cevabı çıkıyor arkadaşlar. Eklediğim takdirde sadece burada liste şeklinde gözüküyor. Geri kalanı gözükmüyor. Şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bunu bir liste şeklinde A, B, C değişkenlerin değerlerini burada tek tek tutmuş oluyor sevgili dostlar. Evet, temel olarak bu şekilde bazı fonksiyonlardan sizlere bahsetmek istedim arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Yine de takıldığınız bir yer olduysa sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.